Leçon 2, page 7, activité 3, message 1. Salut, Tom, 18 ans, je vis à Toulouse. À mon avis, les filles sont superficielles. Elles s'intéressent surtout à leur physique, leurs vêtements, leur maquillage. Elles sont aussi trop sensibles. Je préfère passer du temps avec mes copains. Message 2. Salut, c'est Sophie de Rennes. J'ai 16 ans. D'après moi, les garçons ne sont pas très sérieux dans leurs études. Ils veulent surtout s'amuser. Mais ils sont très drôles. Je m'amuse bien avec eux. Message 3. Théoman, j'habite à Lyon. J'ai 17 ans. Bonjour. Selon moi, les filles sont responsables et sérieuses. Elles savent écouter et donner des conseils. Quand j'ai un problème, j'appelle toujours une amie. Bonsoir à tout le monde. Leçon 2. Comme chien et chat. Comme, biliyorsunuz, gibi anlamına geliyor Fransızca'da. Chien, köpek, chat, kedi. Kedi ve köpek gibi. Comme chien et chat. Evet. Önce bir okuyalım, sonra açıklayalım isterseniz. Mesaj 1. Salut, Tom. 18 ans. Je vis à Toulouse. À mon avis, les filles sont superficielles. Elles s'intéressent surtout à leur physique, leurs vêtements, leur maquillage. Elles sont aussi trop sensibles. Je préfère passer du temps avec mes copains. Message 2. Salut. C'est Sophie de Rennes. J'ai 16 ans. D'après moi, les garçons ne sont pas très sérieux dans leurs études. Ils veulent surtout s'amuser, mais ils sont très drôles. Je m'amuse bien avec eux. Message 3. Théoman, j'habite à Lyon. J'ai 17 ans. Bonjour, selon moi, les filles sont responsables et sérieuses. Elles savent écouter et donner des conseils. Quand j'ai un problème, j'appelle toujours une amie. Voilà. Salut. Tom, 18 ans, 18 yaşında. Je vis à Toulouse. Toulouse'da yaşıyorum. Vivre, yaşamak. À mon avis, fikrinizi söylerken. In my opinion, bence. Les filles, kızlar, sont superficielles. Evet, konu kızlar ve erkekler. Çok yüzeysel. Elle s'intéresse surtout à leur physique. S'intéresse à bir şeyle ilgilenmek. Onlar özellikle fizikleriyle ilgileniyorlar. Leur vêtement, giyim kuşamla, leur makyaj, makyajla. Elles sont aussi trop sensibles. Çok, trop, haddinden fazla duygusallar. Je préfère passer du temps avec mes copains. Ben zamanımı erkek arkadaşlarımla geçirmeyi tercih ederim. Sophie, salut, c'est Sophie de Rennes. Ben Rennes'den Sophie. J'ai 16 ans, 16 yaşındayım. D'après moi, evet, à mon avis demek yine aynı. Bana göre, d'après toi, sana göre. À mon avis. Les garçons ne sont pas très sérieux. Erkekler çok ciddi değiller. Dans leurs études. Eğitimlerinde. Ils veulent surtout s'amuser. Eğlenmek istiyorlar. Mais ils sont très drôles. Çok tuhaflar. Je m'amuse bien avec eux. Ben onlarla eğleniyorum. Théoman, message 3. Théoman, j'habite à Lyon. Lyon'da oturuyorum. J'ai 17 ans, 17 yaşındayım. Bonjour. Selon moi, evet, 3 tane bana göre. À mon avis, d'après moi, selon moi. Les filles sont responsables et sérieuses. Bence kızlar sorumlu ve ciddidirler. Ciddi, sérieux, sérieux, féminin, responsable, sorumlu. Elles savent écouter, dinlemeyi bilirler. Et donner des conseils. Ve tavsiyede vermeyi. Quand j'ai un problème, benim bir problemim olunca, j'appelle toujours une amie. Her zaman bir kız arkadaşı
ararım, diyor. Tom mu haklı, Sophie mi, Teoman? Siz buna karar vereceksiniz. Bu bölümü burada bitiriyoruz. Voilà, une enquête. Bir anketten hareket edeceğiz. Leçon de comme chien et chat. Kedi ve köpek gibi. İki arkadaşın düşüncesine bakalım. D'après moi, les filles sont responsables. Sorumlu, sensible, hassas, superficiel, yüzeysel, compliqué, zor, compliqué, sérieuse, ciddi. Selon moi, bana göre. D'après moi ve selon moi aynı anlamda. Les garçons sont responsables. Sorumlu, sensible, hassas, superficiel. Bakın. Superficiel, feminen, maskülen yazılışlarına dikkat edelim. Yine yüzeysel, compliqué, zor, sérieux. Erkekler için femineni sérieux. Compliqué, compliqué, superficiel, superficiel, sensible, sensible. Bakalım burada ne diyor? On entend souvent dire, söylendiğini sık sık duyarız ki, ki, les filles sont sérieuses, kızlar ciddidir. Et pas les garçons, ama erkekler öyle değildir. Mais est-ce que c'est bien vrai, bu gerçekten böyle mi? Cette semaine, bu hafta, Adomac vous demande votre avis. Adomac diye bir şirket size fikrini soruyor. Pour participer, katılmak için, c'est très simple, çok kolay. 1. Choisissez dans le bulle ci-dessus deux adjectifs pour décrire les filles et les garçons. Yukarıda çocukların konuşma balonlarının içinde bulunan iki tane sıfatla, diyor, erkekleri ve kızları tanıtın. Laissez vos réponses, cevaplarınızı bırakın. Sur le répondeur de notre magazine au 01 08 80-09-90. Evet, bu numaraya bırakın mesajları. N'oublie pas d'indiquer votre prénom. İsminizi belirtmeyi unutmayın. Votre âge, yaşınızı, votre ville ve şehrinizi. Vos réponses dans le prochain numéro de notre magazine. Dergimizin gelecek sayısında cevaplarınızı yayınlayacağız. Observe attentivement le document et décris ce que tu vois. Gördüğün şeyi tasvir et. Décrire. Yukarıdaki dokümanları incele, demiş. Observe, gözlemle. De quoi il s'agit? Ne söz konusudur? A ton avis, sana göre. De quoi va-t-on parler? Sence neden bahsedilecek? Demiş. Şimdi biraz önce kızlar ve erkekler için birinci sayfada gördüğümüz balondaki sıfatlardan olumlu olanları kızlar ve erkekler için adjektif pozitif buraya yazacağız. Adjektif negatif olumsuzları buraya. Adjektif à la fois pozitif ve negatif bazen olumlu bağımsız olumsuz olanları buraya yazacağız. Evet, bir CD'yi dinledik. Dersin ilk bölümünde ki parla, kim konuşuyor? Üç kişi konuşuyordu, hatırlayın. Mesaj bırakmışlar. De quoi parle-t-il? Neden bahsediyorlar? Onlara bakacağız. Şimdi burada mesajlara göre olumlu sıfatları buraya, olumsuzları buraya, bazen olumlu bazı olumlu olanları buraya yazmamız gerekiyor. Anlamlarına göre onları halletmemiz gerekecek. Şimdi ben aşağıda o sıfatları söyleyeyim. Hangileri olumlu, hangileri olumsuz, siz karar verin.
Les adjectifs pour parler du caractère. Karakterden bahsetmek için sıfatlar. Maskülen ve feminenleri biliyorsunuz. Responsable. Sorumlu. Değişmiyor. Responsable. Compliqué. Compliqué. E geliyor. Femineninde S çoğul. Sérieux. Ciddi. Sérieux. Observateur. Gözlemci. Observatrice. Gözlemci. Kreatif, yaratıcı. Creative. Orijinal, maskülen çoğulu. Orijinal oluyor. Buna dikkat edin demiş. Orijinal. Orijinal, orijinal biliyorsunuz. Özgün. Peki bu bölüme bakalım. Exprime son avis. Son opinion. Evet, kendi görüşü hakkında bilgi vermek için 3 şey söyleyebiliriz. Bunların üçü de aynı anlam. A mon avis, selon moi, d'après moi. Bana göre, bence. Les filles sont sérieuses. Kızlar ciddidir. Très ve trop. Très çok, trop haddinden fazla dememiz gerekiyor. Daha çok. Elles sont très sensibles. Onlar çok hassastır. Bakın olumlu. Ama trop olumsuz anlam katıyor. Elles sont trop sensibles. Onlar çok hassas. Haddinden fazla. Gereksiz hassas anlamında kullanıyoruz trop'u. Burada. Exprime. Son accord. Mutabık olduğunuz zaman. Je suis tout à fait, tamamen demek. D'accord avec toi. Seninle aynı fikirdeyim. Son désaccord. Eğer mutabık değilseniz. Je ne suis pas du tout. Tout à fait'nin tersi. Kesinlikle. D'accord avec. Seninle kesinlikle aynı fikirde değil. Pas du tout. Tout à fait. Tamamen. Pas du tout. Hiç. Peki. Burada sıfatlar var. Bunların anlamlarını söyleyelim. Siz bunlarla cümle yapacaksınız. Sıra arkadaşınızı tanıtabilirsiniz örneğin. Travailleur, çalışkan. Intelligent, zeki. Autoriter, otorite. Optimist, iyimser. Sempatik, sempatik. Travailleur, çalışkan. Ouvert, açık, açık fikirli. Curieux, meraklı. Calme, sakin. Généreux. Généreux, Türkçe ne diyebiliriz? Birazdan aklıma gelir. Calme, sakin. Gentil, kibar biliyorsunuz. Kreatif, yaratıcı. Rêveur. Hayal kuran, hayalci, etürdi, şaşkın diyebiliriz. Orijinal, orijinal, özgün, kreatif, yaratıcı, organize. Organize bir insan nasıl olur? Her işini düzgün yapan. Observatör, gözlemci, psikolog, psikolog, solitaire, yalnız. Romantik. Romantik, sempatik, sempatik, nervöz, sinirli, otoriter biliyorsunuz, otoriter, individualist, yalnız takılan, bireyci, travailleur, çalışkan, bir insan jenöre olduğu zaman elinde ne varsa onu size verir. Ne diyebiliriz? Jenöre. Neyse birazdan aklıma gelir Türkçe bir şey bulamadım. Şu anda. Cimri olmayan evet jenöre. Yani cimri değil. Onu söyleyebilirim. Evet. Tu es ne demiş. Le 1790 1990 sen
doğdun. 17.10.1990. Burada bu doğum tarihlerine göre bir hesaplama modeliyle yukarıdaki sıfatları kullanarak kendini karakter analizi yapıyorsunuz. Örneğin karakter de instituteur, institutrice, öğretmen çıkmış. İkinci şey neydi? Genre, calm, gentil. Evet, fikir belirten bir etkinliğimiz var burada. Selon moi, bana göre, les artistes sont très originaux et créatifs. Bence artistler özgün ve yaratıcıdır. Siz de à mon avis, d'après moi diyerek, yukarıdaki sıfatları kullanarak bu bölümü dolduracaksınız. Cem Yılmaz için ne diyebiliriz? Kreatör, kreatif daha doğrusu, değil mi? Başka insanlar da var. Sertab Erener için, Tony Parker için bu sıfatları kullanarak onlar hakkında bilgi verebilirsiniz. Evet, burada güzel bir etkinlik var. Hayvanlarla insanlar arasında nasıl bir bağ var? Fransızlar nasıl kullanıyorlar bunları? Aslan gibi güçlü falan. Bizde var mesela, değil mi? Aslan olumlu. Köpeği olumsuz kullanabiliyorlar. Ama bakalım. Elle têtue, inatçı, comme une mule. Biz de kullanıyoruz bunu. Katır gibi inatçı. Elle têtue comme une mule. Il est doux comme un agneau. Kuzu gibi tatlı. Bizde yok sanırım bu. Ama gerçi kuzum diyoruz biz. Biz sevdiğimiz insanlara olabilir. Il est malin comme un singe. Maymun gibi zeki. Biz daha çok tilkiyle yapıyoruz bunu. Türkçe'de. Il s'entend comme chien et chat. Evet. Ne deniyor? Kedi ve köpek gibi deriz biz. Onlar da köpek ve kedi gibi diyorlar. Aynı şey. Onlar kedi ve köpek gibiler. Yani iyi anlaşamıyorlar anlamında. Il est gentil et calme. Şimdi bu hangisiyle eşleşir? 2. Kuzu. Değil mi? Kibar ve sakin. Kuzuyla. Ils ont des caractères opposés, karşıt karakterler. 4. Kedi ve köpek gibi. Elle ne change pas d'idée facilement. Kolayca fikir değiştirmez. Têtue comme une mule. Il a beaucoup d'idées. Onun çok fikri var. Il est malin comme un singe. Onun birçok fikri var şeklinde. Evet, bugünkü konuyu da burada bitiriyoruz. Konumuz ağırlıklı olarak sıfatlar, maskülen ve feminenleri, tro, olumlu olumsuz anlamda, tre olumlu, tro olumsuz olabiliyor. A mon avis, selon moi, d'après moi, bana göre diyoruz. Kız ve erkekler arasındaki çekişmeden bahsettik. Bir anket vardı, une anket, ona baktık. A bientôt.